Hepinize merhaba. Bugün kalıntı kuşanma serimizin ikinci videosu olan debuff atan karakterler hakkında konuşacağız. Yani dezavantaj veren karakterler. Bunları nasıl kuşanmalıyız, neler yapmalıyız? En güzellerinden Lidia. Lidia'yı anlatacağım. Yani bu minvalideki karakterleri anlatacağım. Lidia olur. Lady kimi olur? Madame Ceres olur. Ghostborn, Hayalet Doğan olur. Madame Ceres dediğim gibi olur. Diakoz olur. Başka böyle görüp de aklıma gelen bir bakayım. Size söyleyeyim. Bu tarz hero'lardan bahsediyorum. Aslında bu 4 tarz hero, bu 4 farklı tip hero olur. Ugo olur. Ugo biraz daha aslında farklı ama Ugo olur. Olmaz değil. Gözüme çarpan bir tane daha varsa söyleyeceğim size. Yani bunun için mesela şey de aslında bunların arasına girebilir. Ukko. Çünkü biliyorsunuz ki burada avantaj çalması lazım. Kaldırması lazım. Kaldırmak için de isabet gerekiyor. Aslında buradaki mantık isabet gerektiren ve hasarcınızdan bir tur önce oynayacak karakterlerden bahsediyoruz. Lady Kimi'nin mesela Lady Kimi üzerinde konuşayım. İki tip oynanış tarzı var. Biri hız basan. Çok hızlı olacak ve karşıyı yavaşlatacak. Diğeri de ortalama hızlarda olacak. Yani ana hız basan karakterinizden, onların da videosu gelecek aslında. Mesela yargıcınızdan biraz daha yavaş olup destekleyip karşıdan buff kaldıracak gibi de olabiliyor. Neyse, şimdi savaş kadını var mı bende? Bir bakayım ona göre bir oradan anlatayım. Evet, savaş kadını var. Eşyaları varmış. Sizin için şuradan şuna bir... Zaten yeterli ekürsüsü varmış. Gerek yok. Böyle. Muhtemelen siz de bu tarz bir şey yapacaksınız. 193. Ne demiştim size? Zindanlarda 193 kötü. Eğer hız basan vesaire bir karakteriniz yoksa 201. Onun hakkında da video gelecek bugün. Bugün ikinci videosu o olacak. Önce bunu çekmek istedim. 201 olduğu anda bu. Ne oluyor? Karşı taraf bir defa oynarken bu iki defa oynuyor. Yani bir defa attınız, öldüremediniz. 3 tur, bir defa daha buna geldi. 2 tur gibi 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 devam ediyor ve daha hızlı tur alıp daha fazla skillerini atabiliyor. Biliyorsunuz ki savaş kadının en güzel özelliği defans azaltmayı %100 bir şekilde vermesi ve bunu nadir olarak yapması. Aslında buralarda bir sürü karakter var. Şimdi aklıma geldi. Bulabilirsem burada. Hali hazırda kullandığım yok sanırım. Ama şöyle şampiyon mahzeninden bakayım. Şampiyon mahzeninde de bulamadım. Neyse çok uzatmayalım bu konuyu. Yani siz anladınız benim demek istediğimi. Evet buldum. Geyik şövalyesi de keza aynı. Hem defans azaltma hem atak azaltma. Ve bunları önemli olan %100 yapabiliyor olması. Tabii ki de geyik şövalyesi %95 yapabiliyor olarak gözüküyor. Ama şuradan şu ustalığı alınca bunların süresini... Pardon, bu değil. Bir saniye. Bu. Mesela ben almamışım, yanlış yapmışım. Siz alın bunu. Becerilerden veya kanıtlardan böyle herhangi bir dezavantajın ihtimalini %5 arttırır. Bu sersemletme, uyku dondurma, korku, gerçek korku, kışkırtma veya taşlaştırma olamaz. Yani bizim geyik şövalyesinde burada vereceğimiz şeyler adı nedir? İstatistikler olur. Şimdi size ben bunu sıfırlayabiliyorsam bir sıfırlayayım. Ve ilerleyelim. Hem ustalıklarını da göstermiş olayım. Geyik şövalyesi üzerinde. İsabet alıyoruz 10. Buradan bu şampiyonun soğumada hiçbir gerisi olmadan isabeti 20 arttırır. Yani bu demek oluyor ki ilk E skillini yani A3'ünü attığımızda artı 20 daha isabet alıyoruz. Ya yani buradan kafadan 30 geldi. Buradan hayattaki her düşman için sonuçta daha sizin hasarcınız vurmadan bu oynayacağı için de buradan 16 geldi. Çok iyi ilerliyor. Buradan bunu almanız lazım. Bunun olayında set bonusunuzun seviyesini çok arttırıyor. Bunu aldık. Üzerine beceri soğuma süresi alabilirsiniz. Fena olmaz. Daha hızlı kırarsınız ama zaten bu karakterin A3'ün toplam 3'tür. Çok ihtiyacınız olacağını zannetmiyorum. Ama fena da olmayabilir. Çünkü mantık olarak sadece bir tane skill'i var. Ve devamlı ona gidecek %5 ihtimalle. İkinci bir skill'e gitmeyecek. Bu da çok güzel. Hız azaltma. Biliyorsunuz A1'de hız azaltmaları severiz.
Bunun oranı da gördüğünüz üzere %50 ama buradan şimdi dediğim ustaları alarak %55 yapacağız. Bu da olur. Bu da olur. Açıkçası tam olarak bilmiyorum. Yani mukayese edemedim kafamda ama şunun problemi ne biliyor musunuz? Yani Griffin'de anlattığım bu dönüş metre azaltmada size sersemletme veriyor ya. Eğer Doom Tower'da vesaire bu karakteri kullanacaksanız bunu açmanızı önermem. Zaten bir ateş şövalyesinin şeyi gidiyor. Dönüş metresi gidiyor. Aslında fena değil bu. Ama bilmiyorum. Ben Doom Tower'da kullanmayacağım için bunu alabilirim. Sıkıntı yok benim için. Ardından bunu alacağım dediğim gibi. Ve bunu alacağım. Bu da iki turluk ya bizim verdiğimiz dezavantaj. Hemen 3 turluk yapıyor. %30 ihtimalle. Bayağı iyi. Sonrasında buradan kritik oran gidiyoruz. Şimdi normal şartlar altında bazı karakterlerde bunlar var. Görüyorsunuzdur. Bunları alma sebebimiz arenada vesaire kullanmak için. Arenada, Doom Tower'da, yüksek yerlerde, Kıyamet Kulesi'nde, yüksek yerlerde kullanmak için bunları alıyoruz. Çünkü 700 isabete falan çıkmamız lazım. Ve zor oluyor buradan gidersek. Ki genelde arenada kullanacaksanız buradan gitmeniz lazım. Ama ben bunu arenada kullanmayacağım. Dungeon'ları geçerken, şeyleri geçerken, gruplarını geçerken kullanacağım derseniz buradan ilerlemek zorundasınız aslına bakarsan. Dolu epeyle saldırdığında %100. Bu çok iyi olmayabilir. Herhalde ama en mantıklısı bu. Dolu epeyle tutarız bu arkadaşı. Ardından canı daha azlara daha fazla vuruyoruz. Ve buradan şimdi iki tane var. Avantaj verdiğinde dönüş metre arttırıyor. Bir de dezavantaj verdiğinde dönüş metre arttırıyor. Buradaki olay aslında ne biliyor musunuz? Sizin karakterinizde burada avantaj var. Aslına bakarsanız burada da dezavantaj var. O yüzden şayet siz isabeti yakalarsanız bunların ikisine verebilirsiniz ki fazla fazla tur alsın. Fena olmuyor. Şu anda dezavantaj ihtimali daha fazla olduğu için karşı iki tane dezavantaj veriyoruz. Karşıda 5 tane adam varsa şansımız çok artıyor yani. Bunu alalım. Unutmayalım bunu buradan almayı. Sonra buradan sol taraftan böyle aşağı iniyoruz. Devamlı A1'ini vurduğu için hasarı artıyor falan filan. Şimdi neden buradan indik? Neden bunu almadık? Bunu almadık. Bunu alıyoruz. Çünkü dediğim gibi eğer siz bunları zindanlarda vesaire kullanacaksanız bu bossları inanılmaz fazla vuruyor. Bunu alma sebebimiz ise bununla arasında çok bir fark yok. Bunu alma sebebimiz ise A1'imizin iki hit olması. İki kez saldırır. Eğer 3 kez saldırır olsaydı buradan şuraya gidip buraya gidip bunu alacaktık. Unutmayın bunu. O yüzden geldik buraya aldık. Genelde debuff veren karakterlerin dizaynı bu şekilde oluyor. Şayet ustalıkları bu şekilde oluyor. Şayet zindanları da kullanıyorsanız. Neyse. Gelelim setlerimize. Setlerimiz 195. Dediğim gibi kötü. Canı çok yüksek. Hayatta kalıyor. Ve kritik oran kritik demeyi hiç asla umursamıyoruz. Hızımızın yüksek olması lazım. Bunu unutmayın. İsabetimizin de 250 min. Yani 250 minimum. Doom Tower'da vesaire kullanacaksanız 300 iyi. Yükseklere çıkıyorsanız zaten Geyik Şövalyesi muhtemelen kullanmazsınız. Öyle söyleyeyim. Ama yine de Geyik Şövalyesi iyi. Madam'dan farkı Madam'ı da bir görürsem söyleyeceğim. Bir sürü var. Evet, bu gördüm. Madam'dan farkı Madam'ınki de aynı şeyleri vermesine rağmen o avantaj kaldırıyor. Fakat Madam'ın böyle yerlerde kullanılmama sebebi 4 tur olması. Madam'ın skillini döndürmek bu karakterin skillini döndürmekten daha zor Geyik Şövalyesi'nde. Mesela Lydia'nınki bu kadar şey vermesine rağmen 3 tur. Hem hızlandırıyor, hem güçlendiriyor, hem defans atlıyor, hem zayıflatıyor. 3 tur. Yani 3 tur olması lazım. Savaş kadını bile 3 turdur muhtemelen. 3 tur. Olay 3 tur olmasında. Lady Kimi'nin 4 tur, 3 tur. Mesela. Ama tabii ki de o bunu değil de şunu kullanıyor. Başka burada aslında gözüme çarpan var mı? Ukko var. 4 tur. Ama bu tabii de dezan bu karşının avantajlarını çalma.
Tabii ki de hasarcınızın daha fazla vurması için karşının defans arttırmalarını da çalarsanız bir o kadar daha fazla vurur. Sonuçta defans arttırmasız vuracak. Neyse, Lidya'dan ben örnek vereyim. Lidya'mın isabeti 350 yapmışım. Neden? Çünkü yüksek doom tower'da kullanıyorum ve isabet ihtiyacı var. Ve ben muhtemelen daha fazla da kasacağım buna. 400'ün üzerine çıkacağım. Canı ve defansı iyi. Direnci de 300. Yani hayatta kalsın diye aslına bakarsanız bunların ikisi. Sadece hayatta kalması için uğraşıyoruz ve 239. Doom Tower'da genelde karakterler bir yerden sonra Kıyamet Kulesi'nde 200'ün üzerine çıkmaya başlıyor hızları. Ve bu karakterin hızının aslında 250'lere vesaire gelmesi lazım. Bir de üzerine kendine buradan hız avantajı verdiği için yani karşı iki defa oynarken bu üç defa oynayabilir. Öyle bir olay olabilir. Bunu da göstermiştim size. Sahip olduğu her avantaj için hızlarını azaltıyor. Bunu biliyorsunuz. Bunun şey değişti. Artık bu atıyorum ilahi onu da hemen uygulamalı olarak göstereyim. Şöyle bakayım. İlahi hız. Bu ilahi hız size şahsi kalkan veriyordu ya. Bu şahsi kalkanı verdiğinde sizin hızınız azalıyordu. Artık onu değiştirdiler. Tur başında gelen bufflar, size avantajlar. Bu hep unutuyorum bunun adını. Kutsama için işe yaramıyor. O yüzden bu kutsama biraz daha nerflendi diyebiliriz. Çok göstermese de. Neyse. Şimdi size bu şeyin önemini anlatayım. Göstereyim. Doom Tower. Evet. Dediğim gibi Doom Tower'da bir katı geçtikten sonra istediğimiz kadar oynayabiliyoruz. Şimdi bu ekiple değil de şöyle yapalım. Bunu alalım. Hörneğimizi alalım. Ve Lidya'mızı alalım. Şimdi bir girelim. Şimdi kırdık. Kırdıktan sonra şöyle bir geri alalım. Ve hasarımızı verelim. 73K, 108K tarzında bir hasar gördük. Tamam. Yani canları görüyorsunuz aslına bakarsanız. Biri öldü, birine gerçekten fazla vurduk. Diğerleri ne sıkıntı yaratmadı. Tekrardan aynı ekiple bir girelim. Lidya, Yargıç ve Hörnrik. Şimdi Lidya sadece şey basalım. Lidya normal vursun. Atakap basalım. Şimdiki hasara bakalım. Aradaki farkı görüyor musunuz? Yani yüzden daha fazla sanki. Yani normalde bunun canını bu tarafa kadar getirmiştik. Masum görebiliyorsanız şu anda. Şu anda %60'ta bunun canı. Biz bunun canını %10'lara falan çektik. Birini öldürdük. O bile olmadı. Tekrardan. Şimdi bir de burada hazır gelmişken Savage setinin de şeyini göstereyim. Güzelliğini göstereyim. Atakap alalım. Astral Onum'da Savage set yok. Bir de böyle bakalım. Şimdi normal şartlar altında bir hasarımızı verelim. Hepsi kırıldı mı? Bazılarına bakın dirençli çıktı. O çok şanslı. Ama sıkıntı yok. Vurduğumuzda yani aslında ataklar arasında çok fark yok bunların. Bundan %10, %20 daha az vurma sebebi sadece hemen göstereyim. Zalim set. Şuradan. Bunda 4800'e 244. Bunda 5300'e 254. Yani hasarlar arasında tabii ki de bir fark var. Ama buradan gelen, Savage'den gelen %15'lik ekstradan bir düşman defansının yoksa özelliği var. Şimdi bir de bunu şeysiz deneyelim. Kırmasız deneyelim. Bu kata mı girmiştik ki? Hatırlayamadım. Bu kat mıydı? Erollu bir kattı. Bu kat mıydı? Ben katı bulayım geleyim. Katı hatırlayamadım açıkçası. Herhalde 19. kattı. Evet, bu katmış. Doğru girmişiz. Şimdi bir de kırmadan deneyelim bunun hasarını. Bakalım ne kadar vuracak. Şimdi
Şöyle bir olay var aslına bakarsanız. Savage setin yani zalim setin özelliği takımınızda kırma hero'su olmadan da işe yarayabiliyor olması. Çünkü zaten siz hali hazırda taban olarak kendi başınıza bir armor kırıyorsunuz. Şimdi ekstradan biri daha olduğunda overkill etmek oluyor yani. Fazla fazla kırmış oluyorsunuz aslına bakarsanız. Şimdi bu vurdunun ne kadar vuracak? Gördünüz mü? Yani burada. Hasarlar arasında inanılmaz fazla fark yok bu karakterle diğer karakterin. Çarpan olarak da çok fazla farkları yok. Aynı olması lazım. Yani resmen %100'lük bir hasar kaybı var. Bu kaç K vurdu emin olun görmedim ama şeylerden bakıyorum. Adı nedir? Buradaki can barından bakıyorum. Yani Maşeled'in canı buralardaydı. Buradaki yani önemli olan gerçekten karakterinizin zayıflatma, kırma vesaire verebiliyor olması lazım. Şimdi bir de Geyik Şövalyesi ile deneyelim. Umarım Geyik Şövalyesi'nin buraya şeyi yeter. Burada atak bonusu vardır diye olabilirsiniz belki ama bu sadece arena savaşlarında. Kıyamet Kulesi'ne işe yaramıyor. Onu kaçırmayın. Geyik Şövalyesi'ni bir bulayım. Buldum. Bir hızlandırayım. Geyik Şövalyesi ile kırdık. Evet, bir tanesini kıramadı. Sorun değil. Evet, fark ettiyseniz bunu öldürmüştük. Bunların canı da biraz daha azdı. Ama ekstradan zayıflatma olmasının güzelliğini görüyorsunuz. Bunda yani çok rahat anlayabilirsiniz aslında. Bunda defans kırma yok ve hasar bu kadar. Bunda defans kırma var ve hasar bu kadar. Hasar %100'ün üzerinde artıyor. Çünkü defansı siz bir yerden sonra fazla azalttığınızda hasarınızda uçurumlar oluyor. Pardon, RSL Alper çalıştığı için bu ses geldi. Başka ne gösterebilirim? Bir de kalıntıları nasıl kuşanmalıyız onları göstereceğim. Size zaten bu videolardan sonra Hellhades'in bir tane şeyi var. Optimizer'ı var. Onu göstereceğim ve oradan onu kullanmayı öğrendikten sonra kolaylıkla yapabileceksiniz. Bunlar için en iyi set aslına bakarsanız bu algılama seti. Şöyle göstereyim. Bende de herhalde en fazla algılama seti vardır. Farkındaysanız dolu. Hatta bir de kuşanlılara basayım. Dolu. Yani her karakterime algılama seti giyiyorum. İsabet gerektiren. Çünkü genelde çoğunda isabet gerektiriyor. Burada daha kalkanlardayız. Şöyle aşağı doğru ineyim. Yani ihtiyacınız olan şey gerçekten algılama. Algılama için de ne yapmanız lazım? Grup savaşlarını geçmeniz lazım. Grup savaşlarının özel de bir video çekeceğim. Onun için de problem değil. Yani 20 kaç tane vardı hatırlamıyorum. Herhalde 21 tane miydi? Onların hepsini de tamamlayacağız hep beraber. Hangilerini kullanabiliriz, ne yapabiliriz? Ve eğer silversanız bu tılsım inanılmaz iyi. Farkındaysanız mitral am var. Tüm kıyafetleri zırh hariç, zırhı da 3 defa şeye geldiği için hıza geldiği için kullanıyorum. Artı altında isabet var. Zırhı hariç 6 yıldız her şeyi. Ama yenilenme tılsımını 5 yıldız kullanabiliyorum. 4 yıldız kullanabiliyorum. Yani bu çok değerli. Yani şuradan da aldığınızda bunu. Buradan almamışım. Şunu aldığınızda çok rahat ediyorsunuz. Farkındaysanız neredeyse aynı build. Bunun buradan bunu almama sebebim zaten bunu %100 vermesi. Şeyin. Life Bane'in. Bu da biraz daha aslına bakarsanız hasar arttıran ama nazar da veriyor. Üzerine zehirleme de veriyor. O yüzden isabete ihtiyacı var. Ve bunun biliyorsunuz ki pasifinde ne kadar isabet o kadar direnç tarzında bir olay var. En iyisi Lidya tarafından göstereyim. Lidya'da her şey dezavantaj. Devamlı dezavantaj. %100 dezavantaj. %100 bu da. Full. O yüzden yine farkındaysanız buradan bunu almamışım. Bunu almışım. Neden? Çünkü dönüş metrelerini azaltmak istiyorum. Bossların vesaire. Ve buradan da bunu almışım. Yani aynı neredeyse her şey. Buradan bunu almak yerine belki bunu alabilirmişim. Yani fark etmiyor çok. Zaten bu karakterin canı yüksek. Nasıl kalıntılar kuşanabiliriz? Bir de şeyi anlatayım. Kalıntıların 5 yıldız ve 6 yıldız olmalarının arasındaki fark nedir? Şimdi 5 yıldız bir
kafalıkta farkındaysanız 5 hız var. Biz yine bir tane hız kafalığı bulalım. 6 yıldız bir kafalık. Hiç basılmamış. 5 hız var. 5 hız var. 5 hız var. 5. Bulamıyoruz. Keşke bulabilseydik ya. 4 hız olması lazım da ben galiba o 4 hızların hepsini satıyorum ya. Size onu göstermek istiyorum ama 5 var bunda da. 5 var. Herhalde gerçekten 4'lerin hepsini satıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. 5 yıldızlık bir ekipmanda hıza 4 ve 5 gelebilir. Ve böyle katlana katlana devam edebilir. 6 yıldızlıklarda 5 ve 6 gelebilir. O yüzden bu tüm şeylerde geçerli. Hız değil sadece. Örnek veriyorum sadece hızdan. Yani şuradan bir tane bulabilsem ha. Hıza patlamayan yok muymuş hiç? Çok güzelmiş. Mesela evet burada. Farkındaysanız 5 yıldız ve 8. Bir tane rol gelmesine rağmen. Bu ne demek? 4-4 gelmiş. Bu maksimum 10 olabilirdi. Ama 6 yıldız olsaydı maksimum 12 olabilirdi. Minimum 10. Yüksek seviyelerde dediğim gibi 6 yıldız kullanmanın farkı buradan aslında çok ortaya çıkıyor. Ufak ufak alttan gelen tüm istatistiklerin hepsi artıyor. Minimum değerleri artıyor ve kullanabileceğiniz glifin seviyesi de artıyor. O yüzden olabildiğince 6 yıldız kullanmaya çalışın. Ve bir yerden sonra ben hangi eşyaları satacağım ya diye soracak olursanız da ben de 768 tane var. Gerçekten bayağı az var. Aslında bayağı da döndüm, ettim, uğraştım. Zalim setleri farkındaysanız burada var ama bunlar muhtemelen satılır. Şu belki durabilir ama yani 4-4 bu 7 olabiliyor 6 yıldızda. Öyle söyleyeyim. Onu da göstereyim hemen. Olabiliyor mu gerçekten? Bir de ona bakalım. Kritik oran, kritik damage ve 6 yıldız diyelim. 5-6 6, 7. Evet. Farkındaysanız 7 olabiliyor. Yani neredeyse 2 katı fark var arada. Bunu unutmayın. 6 yıldız kullanmaya özen gösterin. 6 yıldızlıkları rolleyin. Neleri satabiliriz derseniz de. 5 yıldıza gelin. Epey maviye gelin. Bunların çoğu satılır. Bunlar yani durmaz bir yerden sonra. Size buradan ne gelebilir? Yani hız yoksa double hızı deneyin. Böyle. Double hız gelirse durun. Ha ben bunu da satayım. Sebebi düz atak var. Artık bana 13 hız veren hız kafalığına ihtiyacım yok. Bu da aslında durmaz yani. Bunların durma sebebi de sırf hani 16'ya attım para verdim diye. Yoksa onlar da durmaz açıkçası. İlerleyen seviyelerde böyle yapıyorsunuz. Ben epikleri de satmaya başladım artık. 5 yıldız epikleri. Çünkü yer kalmıyor bir yerden sonra. Fazla fazla dönüp fazla fazla biriktiriyorsunuz. Farkındaysanız 5 yıldız epikler var. Ama çoğu satılır bunların. Mesela buradakini deneriz. Şöyle 4 basalım. Hıza gelmezse satılır. Geldi. Bir daha. Geldi. Bir daha. Çok iyi aslında bu. Bu kalabilir. Bu saatten sonra kalır. Normalde bir öncekinde satılırdı. Para verdik, denedik ve artık kullanılabileceğini gördük. Bu tarz deneyebilirsiniz. Ben şeylerde ne kullanabilirim derseniz bu karakterlerde debuff veren karakterlerde. Zaten isabet kısmında büyük salonda açıyorsunuz. Onu anlatmıştım. Onda bir sıkıntı yok. Alt istatistikten isabet hız buluyorsun. Bu kadar. İsabet hız buldun. Aralarında sana en fazla canı veren, sana en fazla defansı veren şeyi giyiyorsun. Bunlar önemli. Karakterin taban şeyi, base şey, HP ise, destek ise, HP ise falan genelde HP'leriyle defansları eşit oranda oluyor. Genelde bunların ikisini beraber HP takabilirsin. HP ise zaten HP'si çok yüksek oluyor. Yine HP tak. Savunmadaysa defans takabilirsin. Ve buraları normal defans giyebilirsin. Defans. Çünkü şöyle söyleyeyim. Yüzdeli olarak arttırdığı için bunlar. Atıyorum 25K'nın %60 ile 20K'nın %60'ı bir değil. 25K canlık bir adama tabii ki de yüzdeli giydirmek istersin. Ama 1000 defanslı bir karaktere de yüzdeli defans zırhı, eldiveni giydirmek istemezsin. O yüzden ona düz buradan şöyle göstereyim. Düz defans almak istersin.
Bunu da anlattım. Veya buradan da düz defans almak istersin. Fark etmez. Ama genelde arena haricinde defans gerçekten çok işinize yarıyor. Arenada da çok fazla kırıyorlar. Onun için güzel bir direnciniz olması lazım ki kırılmayasınız. Yine neredeyse yarım saatlik bir video oldu. Bugünlük bu videoluk anlatacaklarım bu kadar. Bu da kıranların önemi. Bu defans kıranların önemi ve nasıl giyilmeleri hakkında bir videoydu. Pardon, şuralardan bannerlardan isabet giyin. Zırhları vesaire giydiğiniz zaman 220'yi zaten hayli hayli bulursunuz. Bulamazsanız gelin şuradan 2-3 tane isabet kalıntısı giyin. 2 tane giydiniz 80 zaten 40. Buradan da bir aldınız hadi 6 yıldızlık olmasın 78 olsun. Yani neredeyse 150'ye kadar geldiniz. İsabet büyük salondan da isabeti geliştirip aradan da 2-3 tane alt seslerden isabet buldunuz mu 220. Çok abartmanıza gerek yok. 300 olsun, 400 olsun. Yani ateş şövalyesi dönüyorsan 300'ün üzerine çıkmana gerek yok. 300 bile şov. Ama gerek yok. Fazla kasmana gerek yok. Taban şeyleri var. Tabanlarını da ben bundan sonraki videoda anlatacağım. O zaman daha rahat anlarsınız. Benden bir videoluk bu kadar. Yorumlarınız ve ilginiz için çok teşekkür ederim. Beni bunlar çok teşvik ediyor. Her sorunuzu sorabilirsiniz. Bilmesem bile sizin için araştırırım ve ona göre bir video çekerim. Bilmiyorsam da bilmiyorum derim. Beraber araştırırız. Discord'da oluşturacağım ama öncelikle bu YouTube'un yorumlar kısmını kullanıp daha fazla etkileşime girip insanlarla daha fazla insana erişmek istiyorum açıkçası. Bunu herkes ister muhtemelen. Büyüdükten sonra bir Discord oluşturup oradan soru cevap tarzında hani bunları yapabiliriz. Video önerileri tarzında şeyleri oradan alabilirim. Daha kolay olur muhtemelen. Ama şimdilik yorumlar kısmı benim daha çok hoşuma gidiyor. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.